Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün Türk Edebiyatı yazarımız olan Nurullah Atız'ın hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, Nurullah Atız 21 Ağustos 1898 yılında İstanbul Beylerbeyliği'nde doğmuştur. Nurullah Ataç Galatasaray Sultaniyeti'nde öğrenim görmüştür ve buradan sonra da Edebiyat Fakültesi'ne devam etmiştir. Ve Fransızca'yı kendi kendine öğrenen bir yazarımızdır ve belli bir sürede Fransızca öğretmenliğini yapmıştır. Daha sonra da 1957 yılında vefat etmiştir. Deneme ve eleştiri türünde usta bir isimdi. Batılı Alman'da ilk deneme ve eleştiri yazarımızdır. Edebi kişiliğine gelecek olursak eleştirmen ve denilici olarak bir deneme damgasını vuran ve bu alanda 15 yılı dolduracak kadar denemeyle eleştiri yazan bir sanatçımızdır. Ataç kendine günde 24 saat edebiyatçı olan diye tanımlamıştır. Dergah dergisine yazdığı şiirler ve Ahmet Haşim hakkında kaleme aldığı bir yazıyla edebiyat dünyasına yeni bir iş yapmıştır Nurullah Ataç. Ve Nurullah Ataç deneme, eleştiri, inceleme ve çeviri türlerinde onlarca eser meydana getirmiştir. Edebiyatımızda modern anlamda deneme türünde eser veren ilk yazar Nurullah Ataç'tır. Benim geleceğe kadar eserlerim onlardır diyecek kadar çeviriye önem vermiştir Nurullah Ataç. Ve 70'e kadar çeviri kitabı vardır. Türkçenin özleşmesi için çalışmış, Türkçenin içinde bütün yabancı kelimelerin atılması için gayret göstermiştir. Nurullah Ataç özleştirmecilik akımına öncülük etmiştir ve hafif mizaha kaçan bir üslupla eserlerini kaleme almıştır ve eserlerini konuşur gibi yazmıştır. İlk yazısını 1921 yılında Dergah Dergisi'nde yayınlamıştır. Deneme, eleştiri, günlük, söyleşi türünde eserler vermişti. Fakat roman ve öykü türünde eserleri yoktu. Türkçenin özdeşmesinde öncülük etmişti. Devrik cümlelerin özgüsüdür arkadaşlar. Akıcı bir dili ve sağlam üslubu ve inandırıcı bir anlatımı vardı Nurullah Atız'ın. Ve belli bir dönemden sonra hiçbir yazısında V bağlacını kullanmamıştı. Çünkü V sözcü Arapça kökenli bir sözcüktür ve Türkçenin özleştirilmesini istediğinden dolayı da yabancı kelimelere söz vermek istemiyor. Eserlerin arkadaşlar birçok eseri vardı. Deneme türünde günlerin getirdiği karalama defteri, sözden sözde ararken diyelim, söz arasında okuruma mektuplar, dergiler diyelim gibi birçok deneme türünde eserleri vardı. Ve çeviriye çok önem verdiğini söylemiştik. Ve bunlardan birkaçı Azsız Köş, Kızıyla Kara, Kumarbaz, İki Yeni Gelinin Hatıraları, Çömlek, Masallar gibi birçok çeviri kitabı da vardır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.